Barcelona'dan herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu videoda ülkemizde satışa sunulacak olan yeni Xiaomi 14'ün kutusunu açacağız ve cihazın kamera testini gerçekleştireceğiz. Mobil Dünya Kongresi için Barcelona'ya geldim ve burada Xiaomi'nin yeni global lansmanına katıldım ve orada tanıtılan yeni Xiaomi 14'ü kutusundan birlikte çıkaracağız. Aslında Xiaomi 14 modelini daha öncesinde görmüştük. Hatta bir inceleme videosunu ben sizlerle paylaşmıştım ama o model cihazın Çin versiyonuydu. Şu an elimde gördüğünüz kutuysa ülkemizde de satışa sunulacak olan global versiyon. Cihazı kutusundan çıkarıp genel özelliklerine baktıktan sonra dışarıda Barcelona sokaklarında kamera testini de yapacağız ki Xiaomi 14'ün belki de en iddialı olduğu konu zaten cihazın kamera özellikleri. Xiaomi'nin Leica işbirliğiyle ortaya koyduğu çok başarılı kamera lensleri var bu telefonda. Kamera performansına da yakından bakmış olacağız. Videoya geçmeden önce cihazın ülkemizdeki güncel fiyatını öğrenip satın almak için açıklama kısmındaki linke göz atabilirsiniz. Şimdi gelin Xiaomi 14'ü kutusundan birlikte çıkaralım. Xiaomi 14 bu gördüğünüz beyaz kutuyla birlikte geliyor ve Xiaomi'den alışık olduğumuz sade kutu dizaynı bizleri karşılıyor. Kutu gayet sade ama üzerinde birkaç farklı ibare görebiliyoruz. Bunlardan en önemlisi ön tarafta bulunan Leica logosu. Onun dışında kutunun yan tarafına baktığımızda en sevdiğiniz Google uygulamalarıyla birlikte geldiğini belirtmiş ve burada Google'la olan işbirliğine de değinmiş. Onun dışında burada 12 GB RAM, 512 GB hafızaya sahip olduğunu ve siyah renge sahip olduğunu görebiliyoruz. Şimdi gelin bu jelatinden kurtulup cihazın kendisine bakalım ki buradan kolayca açabileceğimiz şekilde yapmışlar. Kutumuzu yavaşça açalım ve ilk açtığımızda bir zarf görüyoruz. Onu da kaldırdığımızda Xiaomi 14 bizleri karşılıyor. Biraz önce söylediğim gibi bendeki model cihazın siyah rengi. Cihazın üzerindeki jelatini de şöyle çıkaralım ki jelatinlerden de kurtulduktan sonra Xiaomi 14 siyah rengiyle karşımızda. Cihazın kasasına baktığımız zaman farklı renk seçenekleri de var ve özellikle yeşil rengi çok parlak bir arka kapağa sahip ama siyah renkte daha mat bir arka kapağın olduğunu görebiliyoruz. Köşeli bir tasarıma yer verilmiş ve cihazın 188 gramlık ağırlığı bu özellikte bir telefon için çok iyi. Yani elinize aldığınızda gayet hafif hissettiren bir telefon. Bu arada Xiaomi 14 serisiyle alakalı sevindirici bir detay var. Her sene gördüğümüz Ultra modeli ilk kez bu sene ülkemizde satışa sunulacak. Bu sene Xiaomi 14 ve 14 Ultra'yı ülkemizde göreceğiz ki bu tarafta ilginç bir detay da var. Xiaomi her sene satışa sunduğu Pro modelini bu sene Avrupa'da globalde satışa sunmayacağını açıkladı. Yani bu cihaz ilk tanıtıldığı zaman Xiaomi 14 ve 14 Pro olmak üzere iki versiyon vardı. Geçtiğimiz günlerde katıldığım global lansmandaysa hem Xiaomi 14'e değinildi hem de yeni olarak Xiaomi 14 Ultra tanıtıldı ve bu iki model globalde satışa sunulacağı açıklandı. Yani Xiaomi 14 Pro Avrupa'da satışa sunulmayacak. Ki bu da bence gayet mantıklı çünkü Xiaomi 14 ve 14 Pro arasında bu sene ciddi bir fark görmemiştik. Özellikle kamera sistemleri neredeyse aynıydı. O yüzden Xiaomi 14 Pro yerine direkt olarak Xiaomi 14 modeli piyasada ve bunun yanında ekstra özellikler sunan Xiaomi 14 Ultra'yı göreceğiz. Xiaomi 14 serisiyle birlikte ilk kez ülkemizde bir Ultra model resmi olarak satışa sunulmuş olacak. Evet, şimdi cihazımızı başlatıyoruz ama kurulumu yapmadan önce kutudan başka neler çıkıyor hemen ona göz atmak istiyorum. Kutudan çıkan zarfı açtığımızda burada siyah renkte bir kılıf ve bazı belgeler bizleri karşılıyor. Kutu içeriğinde hala kılıfa yer veriliyor olması güzel. Xiaomi bu tarafta çizgisini bozmayan markalardan bir tanesi ve bu da benim çok hoşuma giden bir detay açıkçası. Yani bir akıllı telefon aldığınızda kutu içeriğinin bu şekilde tam haliyle çıkması, yani bir paket halinde aslında kılıfıyla, şarj adaptörüyle her şeyin kutu içeriğinde yer alması bence bir kullanıcı için çok güzel bir detay. Ama bir telefon aldığınız kutuyu açtığınız sadece bir kablo çıktığı zaman bence biraz hayal kırıklığı oluyor. Onun dışında tam 90 wattlık bir adaptör kutu içeriğinde yer alıyor ki bırakın sadece bir adaptör koymayı, cihazın desteklediği maksimum şarj hızında bir adaptör koymak yine bence çok güzel bir hareket. Bununla birlikte bir tarafı USB Type-A, diğer tarafı USB Type-C olan bir şarj kablosunda da yine kutu içeriğinde yer verilmiş. Ki cihazın ekran koruyucusunun da telefona uygulanmış bir şekilde geldiğini düşünürsek kutu içeriği anlamında kesinlikle dolu dolu bir telefon diyebiliriz. Ve şimdi gelelim cihazın kendisine. Xiaomi 14 gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor ve tam 12 GB'lık bir RAM'e sahip. Önceki modellere göre en büyük değişikliklerden bir tanesi ise cihazın işletim sistemi, yani arayüzü. Cihaz Xiaomi'nin yeni HyperOS arayüzüyle birlikte geliyor ve zaten kurulumda da bunu görebiliyoruz. MIUI'nin genişletilmiş versiyonu ve biraz da ekosistem odaklı bir arayüz diyebilirim. Kongresi için geldiğim Barcelona'da burada dünyada ilk kez gösterilen Xiaomi'nin arabasını da otomobilini de görmüş olduk. Deri tabletleri, kulaklıkları bir yana bıraktık. Xiaomi artık otomobil tarafında da bir şeyler yapacağını artık bizlere gösteriyor ve burada da ekosistem odaklı ilerleme düşünceleri var. Yani telefonunuz, saatiniz, arabanız hepsi birbiriyle iletişimde olacak şeklinde bir mesajları var. Ve bu tarafta otomobil de dahil olmak üzere bütün bu teknolojilerin içerisinde HyperOS işletim sistemi yer alıyor. HyperOS ile alakalı sevdiğim ilgi çekici özellikleri de yine başka bir videoda sizlere daha detaylı anlatırım. Evet, cihazımızın kurulumunu tamamladık. Xiaomi 14'ün arayüzünü görüyorsunuz. Kamera özelliklerine değinmeden önce ilk olarak cihazın ekranından bahsetmek istiyorum ki zaten burada sizin de bu çerçeveler dikkatinizi çekmiştir. Gerçekten çok ince çerçevelerle birlikte geliyor ve 6.36 inç büyüklüğünde 1200x2670 piksel çözünürlüğünde LTPO OLED panele sahip ve tam 120 Hz'lik tazeleme hızı sunuyor. Hem altında hem de üst tarafında gayet ince çerçevelere sahip olduğunu görebiliyoruz.
giriyoruz ve Android tabanlı bir işletim sistemi olan HyperOS'in arayüzünde görüyorsunuz. Cihazın en iddialı olduğu nokta ise kesinlikle kamerası. Tabii ki kamera konusunu böyle sadece masa başında anlatmak olmaz. Şimdi gelin Barcelona sokaklarında Xiaomi 14'ün kamerasını test edelim ve sonuçlara birlikte bakalım. Evet, Xiaomi 14'ü kutusundan çıkarttık. Cihazın temel özelliklerine baktık ama kamerayı gerçekten dışarıda test etmek gerekiyor ki şu an Barcelona'nın simgesi olan Sagrada Familia'nın önündeyim ve Xiaomi 14'te çok güzel fotoğraflar çekeceğiz ki özellikle burada benim test etmek istediğim konu portre. Biraz önce sizlere bahsettiğim Leica portre efektlerini birlikte deneyeceğiz. Şimdi gel isterseniz Xiaomi 14'ün kamerasına daha yakından bakalım. Arka tarafına baktığımızda tam 3 farklı kamera lensi bizleri karşılıyor. Kameraların 3'ü de 50 megapiksel. Ana kameramız var, ultra geniş açılı kameramız var ve 75 mm açıya sahip bir telefoto lensimiz var. Yani 3.2x zoom yapabilen bir telefoto lens var ve bu lenslerle birlikte harika fotoğraf ve videolar çekebiliyorsunuz. Sadece fotoğraf tarafı da değil, video tarafı da çok iddialı. Cihazın ana kamerasıyla birlikte 8K videolar kaydedebiliyorsunuz. Fotoğraf tarafındaysa biraz daha profesyonel bir hava katmak için Leica'nın filtrelerini kullanabiliyorsunuz ve portre tarafı benim bu telefonda en beğendiğim nokta. Tam 5 farklı odak uzaklığında profesyonel portre fotoğraflar çekebiliyor ve çıkan sonuçlara baktığınızda gerçekten bir profesyonel kameranın verdiği sonucu aratmıyor diyebilirim. Evet, benim bu videoda Xiaomi 14 ve kamerasıyla alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Cihazla alakalı daha detaylı bilgi için daha öncesinde yaptığım inceleme videomu izleyebilirsiniz ama bu videoda özellikle global cihazın kutusunu açıp yine tekrardan bir kamerasını test etmek istedim. Dediğim gibi Xiaomi 14'ün ülkemizdeki satışla başlıyor. Hem 14 hem de 14 Ultra modelleri satışta olacak. Bu arada söylememe gerek yok ama şu anda bu videoyu Xiaomi 14'ün arka kamerasıyla kayıt alıyorum. Videonun kapanışını da bu şekilde yapmak istedim. Cihazın güncel satış bağlantısını videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.